Merhaba arkadaşlar bir trader kanalına hoş geldiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Analizlerime Trend FX sponsorunda devam ediyorum. Forex piyasasında işlem yapan ya da yapmak isteyen yatırımcılar özellikle gram altın ve döviz işlemlerinde kaldıraçlı alım satım yapmak isteyenler açıklama kısmına bıraktığım linkten üye olmanız durumunda yatırımcılar için oluşturmuş olduğum WhatsApp grubuna üye olabilirsiniz ve yatırımlarınızı daha karlı hale getirebilirsiniz. Dolar kurundan başlayalım. Hemen dolar tl kuruna bakacak olursak kritik trencimiz 7.85 seviyesine test etmesine rağmen e, kalıcı olmayı başaramadı. Dün gelen 3. çeyrek verilerinin iyi gelmesi e, Türk lirası varlıklarının kısa sürede olsa e, değer kazanmasına neden oldu. E, aynı zamanda BDDK'dan gelen e, gelişme vardı. E, bu konuda ilgili e, kurda yine hafif bir gerilme e, gördük. Yani kurun lehine olmuş durumda. E, dün itibariyle 7.92 seviyesini test etmiş durumda. 7.91 seviyesini test etmiş durumda. E, 21 günlük hareketli ortalamamızın hemen altında seyrinde devam ediyor. E, genel olarak baktığımız zaman dolar kuru bu şekilde e, gün içerisinde yukarı ataklar yapmaya devam ederse e, vatandaşlar tarafından dolar olan güven tekrar e, tazelenmiş olur. O yüzden Merkez Bankası ve Hazine Bakanlığı bu konuda dikkatli olması gerekiyor. Fakat asıl önemli olan kur değil aslında. Dün de söylemiştim bunu asıl konu rezervlerin tekrar atması. Öbür yandan dolar kurunun düşmesinin bir diğer nedeni ise doların küresel olarak düşmesi. Yani dolar endeksi 2018 Nisan ayındaki seviyesine gerilemiş durumda. 91 bin... 150 seviyesini test etti. E, Cuma günü kapanış e, sonrası e, Modis tarafından açıklanabilecek Türkiye not güncellemesini e, takip edeceğiz. E, burada Türkiye'nin e, aleyhine e, herhangi bir haber gelirse e, kur tarafında da e, yukarı ataklar e, görebiliriz pazartesi günü e, açılışta. E, fakat gelebilecek... E, Türkiye'nin aleyhine bile gelmiş olsa Merkez Bankası kura müdahale edeceğini düşünüyorum açıkçası. Grafik üzerinde incelemek gerekirse zaten burada 7.82 direncimizi görüyorsunuz. Bakın oraya dün itibariyle 7.91 seviyesi test etmiş durumda. Fakat burada bir kalıcılık sağlayamadı günlükte. Şu an 7.82-7.85 seviyesi üzerinde kalıcı bir kapanış bırakması yukarıda 7.90 seviyelerini tekrar test ettirecektir özellikle 785 üzerinde kalıcı bir kapanış yapması 795 seviyelerinin gelmesine sebep olacaktır. Şimdi burada yeni almak isteyen vatandaş öncelikle kesinlikle 782, 783 bu seviyenin üzerinde kalıcı kapanışlara dikkat etmesi lazım gün içerisinde. Biraz daha garanti alım yapmak isteyenler 785 seviyesine dikkat etsin. Kalıcı kapanışlarda kurda tekrar yukarı yönlü ataklar gelecektir burada fakat Asıl önemli nokta 8 seviyesi yine arkadaşlar bu 8 seviyesini kırması halinde test etmesi halinde yanı kalıcı olmasına gerek yok sadece burada. Yani burada e, psikolojik direncimiz olan yukarıda 8 seviyesinin üzerine kalıcı olmasa bile e, 8 seviyesine e, iğne atmış bırakması, iğne bırakması bile arkadaşlar vatandaşlar tarafından, yatırımcı tarafından e, doların daha da e, yukarıya tetiklemesine sebep olacaktır. O yüzden Merkez Bankası da bunu bildiği için, hükümet yetkilileri de bildiği için e, özellikle o seviyelere gelmemesi için e, uğraşmaya devam edecekler. Fakat o seviyesi geçildiği anda tekrar kurda e, yukarıya doğru e, ataklar 8.50'ler, e, 8.57'ler tekrar... E, göreceğiz arkadaşlar. O yüzden bizim için en önemli seviye şu an orası. Yeni e, tekrar pozisyona girmek isteyenler bu seviyelere dikkat etsin. E, örneğin 7 83-85 -7 üzerinde kalıcı kapanış e, yapıp aldıktan sonra yatırımcı mutlaka stoplosunu aşağıya koysun çünkü e, özellikle dolar TL grafiğinde. E, Türk Lirası tarafına çok fazla lehine olay oluyor TL tarafına. O yüzden kurda gerileme görmek burada daha yüksek potansiyelli. Ama yani ne kadar da hükümet yetkileri bu konuda olumlu adımlar atsa da ekonomi çok kırılgan olduğu için her an ne olacağı hiç belli olmuyor. O yüzden Türk Lirası yatırımlarınızı bu şekilde yaparsanız daha iyi olur. Biraz da ons altın tarafına bakalım. Şimdi. Arkadaşlar ons altın tarafında da şöyle bir şey var. E, 4 ayın en düşük seviyesine geriledi. Ons altın aralık ayına yükselişle başladı. E, bu aşı çalışması yürütülen aşıların %90 üzerinde etki sağladığını açıklaması ve bu ay içinde de kullanım için izin e, alacağına dair haber akışı altın fiyatlarının son 4 ayın en düşük e, seviyesine geriletmiş durumda. E, 1965 dolar seviyesindeki sert düşüşün ardından ilk defa bu kadar hareketlendi. Ee, uzun zamandır bu kadar hacimli bir yeşil bar yapmıyordu. Ee, dün itibariyle 1817 dolar seviyesini test etmiş durumda. Ee, Kalıcı olup olamaması gün içerisinde ortaya çıkar diye düşünüyorum. Yükselişlerin devamının gelmesi için kritik seviye olan 1818 direncine kırıp kalıcı olması gerekiyor yukarıda özellikle. Ondan sonra 1850 seviyelerini tekrar test edecektir. Özellikle FED başkanının vermiş olduğu dün, ki konuşmadaki e, sinyal 10 saat için önemliydi. E, aşı onaylanana kadar durumlar kritik dedi özetle. E, tam olarak ise yaptığı konuşmada arkadaşlar komitede yaptığı konuşma e, ekonomik toparlanma sürüyor ama iyileşmenin hızı ılımlaştı dedi. E, ekonominin aldığı hasarı kısaltmak için güçlü adımlar attık diyen Powell konuşmasında kaybedilen 22 milyon işin yarısından fazlası yeniden kazanıldı. Ekonomik çöküş bütün Amerikalıları eşit şekilde etkilemedi. Ekonomik eşitsizlik geleceğe dair Büyük belirsizlikler yarattı. Ekonominin görünümü olağanüstü derecede belirsiz dedi. Yani aşağı yukarı yine aynı şeyleri söyledi. Grafik üzerinde incelemek gerekirse burada zaten büyük güzel bir yeşil bar yaptığını gördük. 1800 altında kalması normalde 1700 ise 1750 seviyelerine kadar tetiklenmesine sebep olur demiştik. Küresel bir olayda aşağı haberlerin onaylanması durumunda tekrar bu seviyelere doğru düşme ihtimali var arkadaşlar. Özellikle 11-12 Aralık e, tarihlerine dikkat etmek gerekiyor. Yani e, pifizer olsun, modern olsun. Yani buradan bir e, onay çıkması durumunda 10 e, saatin tekrar düşüş e, eğilimini potansiyelini devam ettirecek. Fakat şu an anlık olarak dünya üzerindeki gelişmeler 10.6'nın e, lehine yani e, aşı haberlerinin önüne geçmiş durumda e, 1800 seviyesinin üzerinde kalıcı bir kapanış yapması yukarıda e, 1818 arkadaşlar burada 1818 direncini yukarı doğru kırması durumunda ise yani kalıcı olması durumunda özellikle yukarı tekrar 1850 seviyelerini test etmiş olacağız yani alım yapmak istenler için 1800 üstü seviyeler güzel rakamlar e, 1800 48'lerde 1850 seviyelerinde burada TP yapabilirler yani take profit yapabilirler. Daha sonra yukarıda tekrar kalıcı olursa alımlarınıza devam edebilirsiniz. Fakat dediğim gibi 1800 seviyesi özellikle stop loss olarak belirlerseniz siz için daha iyi olur arkadaşlar daha garanti olur. Onun dışında eee Pfizer ve Biontech Avrupa'daki düzenleyici kuruluşlarla geliştirdikleri aşı için e, izin başvurusunda bulundu dedik. E, res resmi başvurusu pazartesi günü gerçekleştirilirken Avrupa'da 6 Ekim'den başlayan aşı denetiminin onay sürecini hızlandırması ve aşının yıl sonundan önce onay alması bekleniyor. Yani aşı yıl sonundan önce onay alırsa eee 10 saltın, e, 1750 ee, seviyesinde altına doğru 1700 seviyelerin aşağısına doğru da kayabilir arkadaşlar. O yüzden bu ons altına dikkat edin. Bu tabii ki de gram altına da e, etkisi olacaktır bunun. Ee, onun dışında biraz da gram altına bakalım. Şimdi gram altında da güzel bir çıkış yakalamıştık. Yani 440 seviyesinden e, 458 e, seviyelerine kadar güzel bir çıkış yakaladık. Bu çıkışın en önemli sebebi e, tabii ki de e, ons altındaki e, Çıkıştı arkadaşlar. Dolar telegrafi de biraz destek verdi açıkçası. Şimdi dolar gramdaki alışların devamı gelir mi? Yükselişlerin devamı gelir mi? Şu an genel olarak ons tablosu yani dünya üzerindeki onsu değerlendirdiğimiz zaman ons altının şu an belirli bir süre çıkma potansiyeli var. Yani 1800 üzerinde kaldığımız sürece gram altında da bu seviyelerde olmaya devam edeceğiz. Ee, şu an dolar kurunda e, çok çok aşağıya çekeceklerini düşünmüyorum açıkçası. Yani biraz yatay gidip e, hafiften daha sonra yukarıya doğru mail vereceklerini düşünüyorum. Özellikle Biden koltuğa geçtikten sonra. Gram altında e, taban seviyelerimiz arkadaşlar 450 seviyesi 440 seviyesi özellikle çok güzel bir seviye. E, 440 seviyesine geçtiğimiz zaman burada birinci kadem alışlarınızı yapabilirsiniz. Yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. Tabii ki stop losslarımıza çok dikkat dikkat etmek gerekiyor. Neden? Çünkü ons genel olarak bir düşüş yani ne kadar şu an anlık olarak çıkmış olsa da genel olarak hala düşüş trendinde olduğu için stop losslarınıza çok dikkat edin. O yüzden gram altında da bu önemli. Asıl Gram altına gerçekten e, alışların gelmesi için ise 458-460 seviyesinin üzerindeki kalıcı kapanışlara ihtiyacımız var. Zaten 460 seviyesi üzerindeki kalıcı kapanışlarda e, 480 taraflarını e, tekrar kısa bir zamanda e, yukarı taşıyacaktır e, bu gelen alımlar. E, onun dışında ee, şu an anlık piyasaya girmek isteyenler dediğim gibi 458 seviyesinin üzerine beklesinler. Yani 458 seviyesinin aşağısında kaldığımız sürece aşağıda tekrar 450 onun da aşağısına iğne atması durumunda tekrar 440 seviyesini test edecektir. E, ee, ons altına bakmak lazım burada gram altına asıl e, teyit etmek için. Yani ons altın 1800 üzerine kalıcı olacak mı olamayacak mı ona bakmak lazım. Ee, aynı zamanda arkadaşlar. Merkez Bankası Kasım ayının ardından aralıkta da yerli üretim almayacağını yani yerli üretim altın almayacağını bildirdi. Normalde bu hak her zaman önce Merkez Bankası'na sunuluyor. E, bankadan ilgili birimlere e, dün gönderilen elektronik postada cevherden üretilen standart altınlar için aralık ayında ön alım hakkının e, kullanılmayacağı iletildi Merkez Bankası tarafından işletmelere. E, bu ayda rotayı işletmeler yasa gereği borsaya kote e, diğer yetkili kuruluşlara çevirmiş durumda. Yerli üretim e, altını bankalar ya da finansal satın satılacak bu ay e, altın ithalatı da biliyorsunuz rekordan rekora koşuyor zaten Ekim ayı sonunda altın ithalatı 21.5 milyar dolara ulaşmış durumda yıl sonu ise. 23-24 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Bu tüm zamanların rekoru olarak anılıyor arkadaşlar. Diğer taraftan Türkiye'deki 18 işletme aralıksız altın arama ve üretim faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Üretilen altın Türkiye'de 4 rafineride, rafineride işleniyor ve saf altın haline getiriyor burada getiriliyor. E, Merkez Bankası e, bugüne dek üretilen yerli altının tamamını Londra'da geçerli uluslararası ons fiyatı üzerinden yani Türk Lirası tarafına ödeyerek e, satın almış durumda. Biraz da gümüşe bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar gümüş grafiğine baktığımız zaman dün çok güzel prim yapmış durumda. 5.49 seviyelerinden 6 0 6.07 0 seviyelerini test etmiş durumda dün itibariyle. Bugün hafif bir geri çekilme var. Yani alt seviyesi burada kritik önemli nokta. Zaten 5.70 üzerinde kalıcı olması durumunda alabilirsiniz demiştik. Fakat dün o kadar hacimli bir şekilde kırdı ki buradaki alımları neredeyse alım vermedi gibi bir şey arkadaşlar. Çünkü birden çıktığı için yatırımcılar da burada. Dolayısıyla bu kadar hızlı bir yukarıya çıkmayla alım yapamadılar. O yüzden burada piyasaya tekrar girmek isteyen arkadaşlar özellikle alt seviyesinin üzerindeki kalıcı hareketlere bakacaksınız. Alt seviyesinin aşağısına kaldığımız sürece tekrar 5.70 seviyesini test edecektir. E, alt seviyesinin üzerinde kaldığımız sürece tekrar 6.25 daha sonra 6.50 seviyeleri e, yukarı taşımaya potansiyeli devam ettiriyor. Fakat e, buradaki e, kar satışları az, arkadaşlar gümüşte özellikle e, ön plana çıkıyor. Kar satışları olduğu için alt seviyelerinden aşağı doğru belli bir süre kısa bir e, yani geri çekilme olabilir. Bu geri çekilmeleri de yakalamamız lazım. Ee, yani nereden desteğini alacağına bakmak lazım. Örneğin 5.70'e gelmeyip 5.80'den de desteğini alabilir. O yüzden e, bu tarafları yakın e, seyredince de birinci kademe alışlarınızı buradan yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum alabilirsiniz. Fakat e, bu sırada yani bu yani zaten alt e, gümüş özellikle 5.70 yani e, 5.78 bu seviyelere doğru geri çekilme yaparken 10 altın zaten eee gümüşün de yönünü teyit eder arkadaşlar. Çünkü on altında da ciddi bir geri çekilme olması lazım. E, gümüşün özellikle bu taraflara geri çekilmesi için. O yüzden şu anki e, alt seviyesinde olduğum sürece yatırımcının burada biraz bekleyip alt seviyesinin üzerinde kalıcı kapanışlarda da birinci kademe almasını daha garantici, e, daha e, iyimser, daha garantici yatırım olmasını sağlar. Alt seviyesinin aşağısına kalırsa da yatırımlarımıza e, burada bir süre ara verebiliriz. Biraz da BTC'ye bakalım. Arkadaşlar BTC'de yukarı çok iyi seviyeleri test etmiş durumda. 19.776 seviye direncimiz var yukarıda. E, bu direncin aşağısında kalmış. Yani burada kar satışları e, yani BTC'de burada düşüren en büyük faktör e, kar satışları arkadaşlar. E, bu kar satışları geldikçe tekrar yükseliş trendi ama devam ediyor hala. Yükseliş trendi devam ettikçe de e, alımlarımıza desteklen seviyeler arasında devam edeceğiz. E, dediğim gibi BTC'nin daha da yukarı çıkmasını bekliyorum açıkçası. Yani çok önemli bir piyasada bir gelişme oldu, olmadığı sürece e, yani bu yükseliş algısı devam edecek e, uzun bir süre. E, özellikle ons altının bu kadar düşmesi insanları e, ciddi anlamda BTC'ye yönlendirmiş durumda. Yani BTC zaten e, inanılmaz bir şekilde tekrar sert düşme durumunda ons altına e, kaymaya e, devam edecektir. Yani ons altına kaymış demektir. O yüzden de burada e, bizim için önemli olan e, direnç seviyeleri, ana desteklerden almaya çalışacaksınız. Özellikle e, bakın 19776 direncinin yukarıya geçemediği için aşağıda 189 440 test etmiş ve aşağısına doğru 10 da kırıyor. Ee, bir sonraki seviyemiz neredeyse 17.788. Burada önemli olan şu, ee, mesela destek seviyesine yakın gelince burada alım yapmayacaksınız, aşağıya doğru kırmasını bekleyeceksiniz. Eğer aşağıya test etmişse bunun daha da aşağıya gitme potansiyeli yani 15.887 dolar seviyelerine gitme potansiyeli çok yüksek demek. O yüzden. E, desteğin dibine gelince almayın arkadaşlar. Aşağıya kıracak mı kırmayacak mı bekleyin. Eğer burada kalıcılık sağlarsa oradan birinci kademe alışınızı yapabilirsiniz. Aşağıya kırması durumunda ise kesinlikle stop loss yapıp daha da alttan alabilirsiniz bu şekilde. E, bu şekilde analizlerimizi bitirelim. Herkese iyi trade'ler diliyorum. Hoşçakalın.